Kalp pilini kim icat etti? Kalp pili denilen alet, günümüzde artık bir kibrit kutusunun boyutlarında olan ve yaşamsal fonksiyonlar için temel organ olan kalbin çalışmasına yardımcı olan bir buluştur. İlk ortaya çıkarıldığında oldukça büyük olan ve vücudun dış kısmında taşınan bu alet, teknoloji geliştikçe değiştirilmiş ve artık vücudumuzun içinde çok küçük bir alet olarak yer alabilmektedir. Bu aletin içeriğinde küçük bir pil ve elektrik sinyallerinin üretilmesini sağlayan mini bir jeneratör barınmaktadır. Diğer bir uzvu da elektrot olan bu aletin elektrot kısmı kalple bağlantılıdır ve çalışmasına yardımcı olur. İngilizce olarak ismi pacemaker olan bu aletlerin ilk öncelikleri kalp ritimlerinde oluşan bozuklukları gidermek ve kalbin olması gereken kalp atış hızına kavuşmasını sağlamaktır. İlk keşfedildiği dönemde amacı daha çok yavaş atan kalpleri olan kişilerin vücutlarında oluşan fiziksel bozuklukları gidermek olsa da daha sonrasında kalp yetmezlikleri içinde oldukça sıklıkla başvurulan bir yardımcı olmuştur. Yapılan araştırmalar sonucunda kalbin kasılıp gevşemesi durumunun en büyük tetikleyicisinin elektrik içeren sinyaller olduğu ortaya çıkartılınca buna uygun olacak kalp ritmini düzenleyici alet geliştirmeye karar veren bilim insanları yaptıkları çalışmalar neticesinde kalp bilini ortaya çıkarmayı başarmışlardır. İlk olarak 1932 yılında Amerikan asıldı Dr. Albert Hyman Portatif yapıda bir kalp ritmi düzenleyicisi icat etmiştir. Geliştirdiği bu aleti 43 farklı insanda denemiş ve 14 hastasında başarıya ulaşabilmiştir. Hatta Heyman bu alete artificial pacemaker dediğinden ötürü cihazların isim önderliğini de kendisi almıştır. Kendisinden sonra özellikle kalp pili geliştirme konusunda Tarihe adını yazdırmış kişi John Hobbs olmuştur. Hobbs aslında hipotermi alanında araştırmalar yapan bir elektrik mühendisiyken yaptığı çalışmalarla kalp pilini icat edebileceğinin farkına varmış ve geliştirdiği kalp pilleriyle adını tarihe yazdırmıştır. Bu çalışmaların sonrasında bilim dünyasında özellikle kalp düzenleyici olan bu aletlerin daha portatif olması yönünde çalışmalar yapılmış ve 1958 yılında İsveç'te Rune Elmgist isimli bilim insanının geliştirmiş olduğu kalp ritmi düzenleyici ürün tarihte ilk kez insan vücudunun içerisine yerleştirilebilen kalp bile olma özelliğini kazanmıştır. Rune Elmgist ve cerrah Akes Senning tasarladığı tamamen dahili ilk kalp pili 1958 yılında İsveç'in Solna kentindeki Karolinska Üniversitesi Hastanesi'nde Aim Larsson'a takıldı. Bu kalp pili açık kalp ameliyatı sırasında kalp kasına birleştirilmiş elektrotlarla bağlıydı. Yalnızca 3 saat çalışan bu kalp pilinden sonra takılan ancak iki gün dayanabilen cihazlarda olmuştur Larson 2001'de ölene dek 22 kart farklı kalp pili kullanmıştır 1960'lardan 1970'lere kalp pilinin geçmişi 1960'larda ve 70'lerde daha fazla icat ve iyileşmeye tanık oldu Wilson gretbach civa pili kullanırken İsveç kalp pillerinde iyileşme gösterdi 1962'de kalp pili ilk kez transvenöz pacing kullanıldı. ABD'de gerçekleşti ve aynı zamanda Fransa ve İsviçre'de de yapıldı. 1970'lerde lityum Iodize hücrelerin ortaya çıkışı görüldü. Bunlar civa pillerinin yerini almış ve daha uzun sürüyordu. Kalp pilinin kasası titanyum kullanıldığı için 1970'lerde de gelişti. Sonraki yıllar daha fazla ilerleme kaydedildi. Rob Anderson, Sheldon Teller, J.G. Davis'e yardım eden mucitler ve araştırmacılar arasında. Bugün cihaz kalp hastaları ve doktorlar için paha biçilmez bir araç haline geldi. Kalp pilinin geçmiş, geçmişi değerlendirildiğinde daha fazla ilerleme ve teknolojik yardımların uygulanmasını bekleyebilir. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl yüz binden fazla kalp pili takılmaktadır. Modern kalp pilleri gelişmiş programlama yeteneklerine sahiptir ve oldukça küçüktür. Cihaz kalp hızını izlemek, stimülasyon sağlamak, için programlanmış bir devre nabız üreticiye ve 7 ila 15 yıllık ömrü olan bir lityum üyedir pile sahiptir. Kalp billeri dışında e, bu teknolojiye ek bazı e, biyoteknolojilerde geliştirildi. Bunların arasında özellikle e, yani yapay kalp olarak üç boyutlu yazıcıyla kalp basma gibi teknolojiler de geliştirilmeye çalışıyor, çalışılıyor. Hatta bu teknoloji şöyle bahsedebilirim: e, kök hücre ile normal sizin kalbinizin aynı kalbi tekrar oluşturup takmayı düşünüyorlar ve planlıyorlar Yani bu yapılabilirse zaten kalp pilinin icadına da ya da kullanımına da gerek kalmayacak ee, direkt yapay olarak yazıcılarla üç boyutlu yazıcılarla kalp basılacak ardından bir organ gibi normal organ nakliyle kalbiniz yerine takılacak ee, bu işlem Tabii daha ileriki süreçlerde yapılacak bir durum henüz gelişme aşamasında kalp pilinin alternatifi olacak bir teknoloji aslında.